Doğal Düşün TV'ye hoş geldiniz. Sebze üretimi sırasında birçok hastalıkla karşılaşıyoruz. Ancak bu hastalıkları doğru teşhis etmediğimiz zaman tedavilerine yönelik bazı yanlışlar yaptığımız için başarısız olma şansımız yükseliyor. Bakteriyel bir hastalığa mantar ilacı yapmak ne kadar gereksizse bir virüs hastalığını doğal yollardan tedavi etmeye çalışmak da o kadar gereksiz olabilir. Özellikle domatesler mantar hastalıklarına diğer sebze filelerinden daha yatkındır. O nedenle domatesleri mümkün olduğunca mantar hastalıklarından uzak tutmaya çalışalım ki hastalık bulaştıktan sonra sezon içerisinde bunlarla mücadele etmek çok kolay olmayabilir. Kanal içerisinde özellikle mantar hastalıklarına karşı kullanabileceğiniz bazı preparatların yapımlarını ve uygulamalarını detaylı anlatmaya çalıştım. Mesela at kuyruğu preparatı kullanabileceğiniz en iyi mantar ilaçlarından biri gözüküyor. Çünkü patojen mantarlara karşı çok etkilidir. Ancak bunu hastalık oluşmadan çok önce, sezonun başından itibaren 15 günde bir bitkilerinizin üzerine uygularsanız hastalığın oluşmasını engellersiniz. Bununla birlikte bitkilerinizin bağışıklık sistemini yukarıya taşımanıza yardımcı olacak aspirinli su da 15 günde bir bitkilerinizin üzerine uygularsanız hastalıklara karşı daha dayanıklı fileler elde etmiş olursunuz. Domateslerimizi öldüren iki tane önemli mantar hastalığı vardır. Biri erken yanıklıktır, biri geç yanıklıktır. İsim benzerlikleri sizi yanıltmasın. İkisinin patojenleri ayrıdır, semptomları ayrıdır ve yıkıcı etkileri bambaşka olabilir. Mesela erken yanıklıkta filenizi kaybetmeyebilirsiniz. Adı üzerinde biraz daha sezonun başında bitki kuvvetli olduğu dönemlerde bu hastalık oluşmaya başlayınca ona karşı direnme gücü daha yüksek olabilir. Ancak geç yanıklık fidenizi tamamen öldürebilir. Erken yanıklıkta hastalık sadece yapraklarda oluşmuşsa bu meyveler yenebilir. Ancak geç yanıklık oluşan domatesleri çok da tüketmenizi tavsiye etmem. İki hastalık içinde söyleyebiliriz ki bu tarz yanıklık olmuş domateslerden tohum almayın. Tohumları sağlıklı bitkilerden almaya çalışın. Çünkü bu hastalıkları oluşturan mantarlar tohumlarınızla birlikte gelecek yıla taşınacaktır. Bu hastalıkları oluşturan mantarlar toprağınızda mutlaka vardır. Ancak sizin yaptığınız hatalardan dolayı bitkinizin üzerine sıçrayabilir. Mesela sulama yaparken çok dikkatli olun, yapraklara su sıçratmamaya çalışın. Alt yaprakları mutlaka budayın ki topraktan mümkün olduğunca yukarıda kalsın. Sırık domatesler bu hastalıklara daha yatkın oldukları için mümkün olduğunca bunları askıya almaya çalışın. Ancak askıyı bitki büyüdükten sonra değil, daha bitkinizi diker dikmez askı sistemlerini oluşturmaya çalışın. Aslında erken yanıklığı teşhis edebilmek çok kolay. Fotoğraflarda da gördüğünüz gibi karakteristik bazı lekeler oluşturur. Bu lekeler hastalık oluşmaya başladığı zaman fidenin altından yukarıya doğru devam eder. Bu lekeleri başka hastalıklarla karıştırmayın. Mesela bakteriyel yaprak lekesinin oluşturduğu yaprak üzerindeki bu şekildeki oluşumlar çok farklıdır. Bir de yaprak üzerinde aslında hiçbir sıkıntısı ve sorunu olmayan saprofit mantarlar yüzünden oluşan lekeler vardır. Bunlar bir şekilde yaprağın üzerinde çok fazla üredikleri zaman ufak ufak nokta şeklinde bazı lekelenmeler oluşturur. Bunlara ne ilaç kullanmanız gerekir ne de herhangi bir önlem almanız gerekir. Yani uzun lafın kısası anlatmaya çalıştığım yaprak üzerindeki farklı lekeler farklı mantar ve bakterilerden oluşur. Siz doğru teşhis etmezseniz uygulayabileceğiniz herhangi bir üründe başarı şansınız olmaz. Erken yanıklık için alabileceğiniz önlemler aslında basit. Daha önce de söylemiştik, alttaki yaprakları budayacağız, sulamayı çok dikkatli yapacağız, yapraklara toprakların sıçramasını engelleyeceğiz, sulama suyunun içerisinde laktik asit, ısırgan veya at kuyruğu, papatya çayı gibi herhangi bir katkı maddesi koymadıysanız üst sulama yapmayın.
Çünkü bu tarz mantarların gelişimleri nemli ortamda çok daha hızlı olduğu için üstten herhangi bir mantar önleyici ürün kullanmadan sulama yapmak büyük hatadır. Bacillus subtilis ve Trichoderma içeren bazı ürünler de kullanabilirsiniz. Bunlar da ciddi anlamda mantarlarla savaşacak mikroorganizmalardır. Bir videonun daha sonuna geldik. Kimsenin sizi doğal düşünmekten alıkoymasına izin vermeyin. Sağlıklı kalın, sağlıcakla kalın.